Vakıf Katılım Hayati İnançla İftar Saatini sunar. Efendim Hayati İnançla İftar Saati programındayız. Ee, Allah hayırlı etsin inşallah iftarlarınızı. Rabbim bereketli kılsın. Aktarmak istediğim şöyle bir şey vardı hocam. Bir büyüğümüz Doğu Anadolu illerinden, işte Şanlıurfa'mızdan ya da Mardin'den, Diyarbakır'dan İstanbul'da yaşayan evlatlarını ziyarete gelir. Ee, bir hafta kaldıktan sonra beni geri gönderin gideceğim der. Baba ne oldu? Niye? diye sorarlar. İnsanlarla kavgalı mısınız? Sizi iyi anmıyorlar mı diye sorar. Büyük şehir. Baba ne oldu? Parkta oturdum. İki saat kimse bana selam vermedi. Kaç gündür buradayız? Yemeğe Arayan, bir tane yok. misafir gelmedi. Evet, misafir gelmedi. He, demek ki siz insanlarla kavgalısınız. Bir problem var. Beni geri gönderin. Ya. Yeah. Vay, 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 şey. vay 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 vay. Ciltler dolusu yazılır. Ya. Yeah. Saatlerce konuşulur. Aynı o kadar saat de eyvah denip bağlanır üzerine. Sadece konuşmak değil yani. Ağlanacak bir meseledir bu. Güya kalabalık içindeyiz. Evet. Ama yalnızız. İhtiyar bunu görüyor. Çünkü o mütevazı köyünde, kasabasında ne yalnız yemek yer, ne selamsız oturur. Aman ya Rabbi. Yüzümüze vurmuş yani. Evet. Yüzümüze Çünkü eğer vurmuş. yalnız başımıza yemek yiyorsak bu kapınızı çalan mı olmadı? Öyle kapınızı yani. çalan yoksa neden çalan olmuyor kapınızı o zaman insanlar sizi iyi, iyi anmıyor. İyi anmıyorsa bir problem var diye kendi evladı uyanına çıkışıp beni geri gönderin demesi af buyurun kendim için söylüyorum yüzüme tokattır yani ya. benim. Ee, öyle bir kaybetmek ki hocam ne kaybettiğini dahi bilmemek. İşte acı olan o. Evet. Acı olan o. Kaybın farkında olan çare arar. ızdırabını duyar. Tedavi yollarına başvurur ne kaybettiğini fark etmezse mutlu mutlu ölür. İç kanama gibi, acısız ağrısız, normal sayıyor, iyi olduğunu falan düşünüyor. İnsanın manevi kaybı kolay fark edilir bir şey değil tabii. Hani derler, ona sahip olan için namus, candan aziz, Kaybeden için yarım arpa tanesi kadar kıymeti yok. Kaybeden onu bir daha aramaz. Güven kaybolduysa artık siz sevilmiyorsanız mesela onun telafisi yok. Para yoksa bulursunuz, teknoloji yoksa transfer edersiniz. Ama güven kaybının telafisi yok. İnsanımız Cemil Meriç'in bir tarifi burada sanki yerini buluyor mal kullanılmak için insan sevilmek. Ancak modern çağda biz insanı kullandık, malı sevdik, kaos oradan çıktı diyor. Eyvah. Bu yaşadığımız hayatı tarif ediyor. İnsan artık bir meta gibi görülmeye başlandı. Kullanılıyor, harcanıyor. Tüketim unsuru hedef kitle yani insanlık değeri göz ardı malda çok değerli sözde başarı mala makama servete şöhrete sahip olmayı başarı diye tanımlayınca ona başarı deyince insan geri planda kalıyor selamsızlaşıyor yahu birçok apartmanda görüyoruz adam vefat ediyor birkaç gün sonra farkına varılıyor. Hiç geleni giden olmayınca öldüğünün de farkına varılmıyor tabii. Kimse arayıp sormuyor, merak da etmiyor. İşte birlikte yaşamanın, cemaat halinde olmanın, cami cemaati olmanın bir hikmeti de bu. Hastalığında bilirsin, sağlığında bilirsin, bir derdi varsa haberdar olursun. Olmalısın. Büyük noksandır bilmemek, kusurdur. Ve tabii vakti geldiğinde de uğurlamak için onunla beraber gidersin. Son vazifeni de selametle yapar. Şahitliğini yapar. İnsanlığını idrak ile hisseni de alarak Mezarlık denklemleri eşitsizdir. Dönüş eksi birdir. Ve herkes bunun kendisine uğramayacağı vehmindedir. İnsanın en gülünç yanlarından biri hep başkalarını defnedecektir. Kendisine sıra gelmeyecektir. Ticaretin tüm ziyan diye bir ses rüyada mezarına seninle girecek şeyi kazan. Seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada patiska kefen küflü teneşir isli kazan. Minarede ölü var diye bir acı sala. El er kişi niyetine saf saf namaz ne ala. Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala. Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan. Hali pürmelalimiz budur. Gaflet, unutkanlık. Bir miktar gaflet olmasa insan unutamasa elbette yaşanmaz. Hayatın devamı için lazım ama abartmamak da lazım. Ya da neyi unutup unutmayacağını iyi idrak etmek lazım herhalde hocam. Yani e... işte geldik gidiyoruz yolcuyuz şunun şurasında o dingin hayat tarzını insan özlüyor tabi gelip de köyüne dönmek isteyen ihtiyarın tarif ettiği şey o yaşlılara bakmak durumunda olanlar aile büyüklerine bakmak durumunda olanlar bunu göz ardı etmemeli çağırıyorum gelmiyor Ankara'ya İstanbul'a İzmir'e filan diye bir kendine çıkış yolu arayan oluyor kolay değil. Gelemez. Yani mecbur olmadıkça gelemez. Onun yaşadığı hayat içinde selamlaşma var. Ahbaplıklar var, dostluklar var. Başı ağrısa kapısını çalacağı bir komşu var. Kahvenin önünde, caminin avlusunda halleşeceği insanlar var. Burada ise yok. Ya da nadir bazı bulunduğu imkanlar, çölde vaha misali, erişmek, entegre olmak, kaynaşmak zaman ister. O yüzden kendi yurdunda evinde kalmayı isteyecektir. Ona orada bakabilmek, huzurunu da bozmadan orada bakabilmek de hünerdir işin doğrusu. Başımızda olan bir şey anlatıyorum yani. Biz geldik işte bilmem ne yaşına ama anne baba sağ, kayınvalide kayınpeder sağ, 80'lerindeler. 80'i aştılar bir kısmı. He onlar için şimdi düşünüyorum, çağırıyorum, çağırıyorum, gelemiyorlar, gelmek istemiyorlar. Bakıyorum, e haklılar. Ne yapacak gelip de? Yani 20 milyonluk şehirde yaşıyor diye insan, 20 tane ahbabım garanti demek değil ki. <laughs> evet. Yalnızlık hissediyor. Hele hele toprağa yakın yaşayanlar için apartman hayatı çekilmez bir şey yani. Tam bir çile. Hapis yani. <laughs> Ona öyle gelir. <laughs> Rahmetli dedem İstanbul'a geldiği zamanlar, böyle Ramazan'a da denk geldiği zamanlar olurdu. E, oturduğumuz evin de çok büyük bir salonu vardı. E, onları bir arada görmek ve tutmanın adını teravih olarak hadi burada kılalım dedi. Ama şart ne ilan etmek yani. insanların duyması burada namaz kılınıyor diye. En azından apartmanda. Bir iki döndü bir gün oldu mu dedi. Yani çok sert bir soru geldi aslında hepimize. Oldu mu? E, oldu diyenler oldu içimizde. Daha acı bir şekilde olmadı dedi. Bu böyle olmadı deyip ondan sonra memlekete döndü zaten. Yani o da öyle bir şeydi. Ee, az önce aktardıklarınız hocam, e, nacizane. O yüzden annelerimiz, büyüklerimiz, babaannelerimiz çiçeklerle konuşmaya başlıyor. Dedelerimiz parklara gidip oturup banklarda güvercinlerle konuşmaya başlıyorlar. Kötü bir şey mi yaptıkları değil no. ama bunu mecburen yapmak zorunda kalıyorlar. Yani tercihen yalnız kalmakla, modern böyle bir söylem vardır ya... ...bir de zorunlu, onlar zorunlu yalnız kalmak zorunda kalıyorlar ve bunu ben yapıyorum. Yani biz demekten haya ederim, ben yapıyorum bunu, o yüzden böyleler diye. Ee, ama dediğiniz mümkün mertebe kendi topraklarında, kendi özünde kökünde. En de. güzeli o olur yani, onun huzurunu bozmadan keşke mümkün olsa bir yol bulup... ...ona orada hizmetini vermek, ahir ömründe huzurunu bozmadan, rahatsız etmeden. Yoksa huzur evinde huzur yok. Ana okulunda ana olmadığı gibi. <laughs> Modern hayatın bize dayattığı huzursuzluk sebepleri işte böyle unsurlarla inşa ediliyor. Çocuğu bırakıyorsun meşgulüm diye ana Orada bir profesyonel eğitim tarzı içinde sadece bedenine bakan, vitaminiyle, proteiniyle, aşısıyla çocuğu yetiştiren ama ruh dünyası hakkında neredeyse hiçbir katkı olmadan anne babadan mahrum bir şekilde yani çok müşkül vaziyet aslında yani çok müşkül vaziyet ve sonra büyüyünce o da anne babasını huzur evine gönderiyor rahatsızlık duymadan bir huzur evinde program yaptık geçen gün onların gözlerindeki hüznü yerinde müşahede ettik. Ha, çok ders vardı işin doğrusu. Bazıları servet sahibi, hiç ihtiyacı falan yok. Sadece bir can dostu için gelmiş yani. Oranın masrafını da karşılıyor. Kamuya ait, devletin gözetiminde, yönetiminde bir yer, huzur evi. Orada bulunma sebebi o. Yaşlıların akran yetimi olma gibi de bir kaygısı vardır tanıdıkları akranı bir bir gittikçe öyle ifade ederler. Akran yetimi olduk derler. İşte o akranını arıyor. Halini anlayacak, kendisiyle sohbet edebilecek can dostu arıyor, bir nefes arıyor. İnşallah hani bir hadis-i şerifte biliriz ya Efendimiz Aleyhisselam amin diyor üç defa. Evet hocam. Yani anne babasına yetiştiği halde imkan olduğu halde rızasını alamayan ana babası yanında yaşlanmış olmasına rağmen, rağmen Evet. evet. evet hocam. duasını alamayan rızasını alamayan burnu yere sürtülsün amin dedim diyor hepimizin başında büyük bir imtihan vesilesi bu Allah mahcup etmesin mahrum Abi. etmesin Sağ olun. İnsan bir de elinize sağlık kardeşim insan bir de ettiğini buluyor tabi Buğdayı arpayken buğday biçmez. Evet. Affedersiniz. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın o e, hadisinde bir de e, Ramazana kavuştuğu halde kendini affettiremeyen. Yani. Evet. İkincisi oydu. Evet. Üçüncüsünü hatırlayamadım. Evet. Adım anıldığında Ha. Salavat getirmekten imtina eden. Evet. 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 Şimdi içerisinde bulunduğumuz, bulunduğumuz hepsi ay hepsi önemli evet. ama Evet. üçü birden şu anda cari. <gülüyor> <gülüyor> üçü birden üçü cari. Üçü de kapıları açık. <laughs> Tehdit ne kadar büyükse nimet de o kadar büyük tabi. Evet. Efendim. Bu kaç, bu kaç, kaç, biraz mı? hocam bakabilir miyiz evet. o hadisindeki üç aslında e, üç kapı. Bir Ramazana kavuştuğu halde kendini affettiremeyenin burnu sürtülsün sözüne. Aman ya Rabbi. Cebrail Aleyhisselam'ın amin demesi. Aman ya Rabbi. Yani, aman ya Rabbi. Tabir tınak içinde çok sert değil mi hocam? Çok sert tabi, Çok sert, ikaz edici. İnsanın aklını başına getiren bir şey yani. Ki Ramazan'a kavuşmak da bizim elimizde olan bir şey de Aynen. değil. Allah ömür vermiş ve kavuşmuşuz. Evet. Bunlar rağmen. Fırsat hasıl olmuş. Evet. Benzersiz bir fırsat. Yani bu pazarda da boş döndünse bu kadar büyük imkan içinde de kazanamadınsa yazık sana. Yazık sana demek bu. Allahu Alem. Allah mahrum etmesin bizi. Amin. Yani olur rüsvayı subhi mahşer ol kim şamı gaflette bu bağın gül sanıp har mu gaylanını devşirmiş. Çok ağır bir beyt oldu ama Naili merhumdan. Mahşer sabahına uyandığında diyor. Şu mahcubiyetten sakın. Bazıları mahcup olacak, çok utanacaklardır. Rezil, rüsva olacaklardır. Kimler? Şair şöyle bir izah getirmiş. Bu gül bahçesinin güllerini bırakıp dikenlerini toplamıp gitmiş olanlar. Derler ki ona ya sen Gülistan'dan geliyorsun. Dünya kastediliyor. Gülistan'dan geliyorsun. Oradan bu dikenleri mi getirdin yani? Görmedin mi gülleri? O kadar gül vardı. Sen diken getirmişsin derler ve rezil olur. O halden sakınmak lazım diyor. İşte o güllerden biri, en iri güllerden biri Ramazan bu kadar kazanç fırsatı varken, yer gök rahmet iken. Yani kusurlarına, günahlarına bakılmaksızın hani geçen programda işaret ettiğim üzere, "E hadi neyse." denildi. Bayram neşesi. Evet. Af kapısı açıldı. Şimdi de mi boş döndün? Bunu da mı kazanamadın? Orada da mı kendini affettiremedin denilmesinden sakınmak lazım. Çok korkmak lazım büyük fırsattır kazası yok. Fırsatın kazası olmaz derler. Kelamı kibardır. Büyük sözüdür yani. Fırsatın kazası olmaz. O eldeyken şairin dediğini hatırlayalım. Galip merhum. Geçti gün ferdayı korsa at bu at dem bu dem. Tek mısra. Divanında son mısradır bu. Geçti gün. Dün geçti. Onun için yapılacak bir şey yok. Pişmanlığından başka bir şey kalmadı. Tevbesinden başka imkan da kalmadı. Geçti gün. Ferdayı ko. Yarına gelince ya gelir ya gelmez. Onu bilmiyoruz. Saat bu saat, dem bu dem. An bu andır, dem bu demdir, vakit bu vakittir. Şunun kıymetini bil. Şunun kıymetini bil. İbnül Vakt dediğiniz değil mi? Mesele budur işte. İbnül Vakt. Zamanın çocuğu olmak. Olamazsan zamane çocuğu olursun. Diyor. Yani Allah göstermesin. Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Öyle bir beyt vardı. Dün geçti. Bilmiyorum yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı? Gencim diye ...kevşek davranırsan... ...e görmüyor musun genç ölenleri... ...belki yaşlı ölümlerinden... ...daha fazla... ...sayı itibariyle... ...güvenme yani... ...baki merhum... unfuvanı sıhata ey baki... ...mavrur olma kim... ...lacerem her hayyidana... ...irtihal üstündedir... ...diyor... ...başka bir yerde bu kelimeyi görmedim... ...çok kullanılan bir kelime değil... ...unfuvan dinamizm, gençlik enerjisi falan demek yani. Unfuvanı sıhhata ey baki, mağrur olma kim? Gençliğin enerjisine gururlanma, kaptırıp gitme, gaza gelme. Zira her hayy dana irtihal üstündedir. Her diri ölümü beklemektedir. Tabut sırasını bekliyor, otobüs durağında bekleyenler gibi. Sıra meselesi, Gelecek ve seni de tabut götürecek. O halde ölecek gibi yaşa, hayatın bitmek üzere olduğunu düşündüğünden de az olduğunu <laughs> idrak ile yaşa ki geçti gün ferdayı ko saat bu saat dem bu dem, vakit bu vakittir. Hepimiz Zamanın ölecek. idrakine Ramazan yardım etmeli yani. Evet. Zamanı anlamak hep önemli, en önemli her zaman. <laughs> Vaktin kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez tamam. Ama Ramazan da bu. ...özellikle altı çizilecek bir hale geliyor. Anı dolu dolu yaşandığı için rutin bozulduğundan bu idrak kuvvetleniyor. Bir de ibadet ortamı her şekilde kendini gösteriyor. Böyle de bir işaret var demin zikrettiğiniz hadis-i şerif. Ramazan'a yetiştiği halde kendini affettiremeyen diye de muazzam bir ikaz var. O yüzden zaman idrakimizi derinleştirmeli. Daha bir kavrayışımızı artırmalı. Bizi irkiltmeli yani. Bu rutinli bozarak eğitim metoduna dair bir kelam işitmiştik. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yanına gelen mesela bir sahabi kucağında çocukla geldi. Çocuk küçük bir veya iki yaşında ise şöyle bir latife yaparlarmış. Elleri ıslaksa mesela elini yıkadı veya abdest aldı su var veya bilhassa suya elini değdirerek çocuğun yüzüne ani bir su serpiyor. Çocuk irkiliyor. Latife tabii bu bir gül gülüşürüyor belki, tebessüm ediliyor da. Eğitim değeri var. Ped pedagogik bir nükte. <laughs> Çocuk böyle bir hadisesi olmasa böyle bir anda onu irkilten, rutini bozan, dalgalandıran bir hadise yaşamasa o anı unutacak silik geçecek, hatırlamayacak. Bir daha da görmediyse, büyüdüğünde sorsanız, Resulullah'ı gördün mü? Hayır diyecek. Gören sahabi, o görmedi. Allah Unuttu çünkü. Allah, evet. Unuttu. Bu halise unutmasını zorlaştırıyor. Hatıra, yerine oturuyor. Rutin bozulunca oturur yani yerine. Dedik ya, çocukluğumuzdaki bütün hatıralar Ramazan'a tesadüf ediyor. Sebep? Özel yaşıyorsun Ramazan'da. 11 aydan farklı olarak, ...rutini değiştiriyorsun... ...gündüzleri yemeyip içmeyip... ...geceleri biraz yiyorsun... ...uykunun yeri saati değişti... ...yani bir dalgalandı... ...alışılmışın dışına çıktın... ...hatıralar çok sağlam kalıyor... ...o çocuk da böylelikle... ...Rasulullah'ı gördüğünü hatırlayacak... ...ona bir ders veriliyor... ...rutini bozulunca... ...rutini bozuluyor... ...yani bu rutin katildir diye bir laf vardır... ...alışmak ve alıştığı gibi devam etmek... ...her gün aynı şeyler yapıyor böyle... ...makinalaşıyor... ...robotize oluyor... ...konfor çürütür dedik... ...konfor biri. çürütür evet... ...git gel git gel aynı şey yapıyorsun... ...yılda bir defa... ...bizim bu rutinimiz değişerek... ...yılda bir defa gelip... ...üzerimizi örten bir anne şefkatiyle... ...hastalandık... ...üşüttük... ...efendim gelir bizi tedavi eder sarıp sarmalar. Oruç bizi tutar yani. ...işte bu iklimi... kaçırma, kaçırırsan yazıklar olsun diye anlamak doğru olur. Hocam buyurun lütfen. Şimdi e, e, kıymetli büyüğümüzün e, ağabeyimin hocamın aktardıklarıyla alakalı ben fert olarak en nihayetinde bu Ramazan bana da Ramazan. E, Ramazana kavuştu halde kendini affettiremeyenin burnu sürtünsün dediklerinden biri olmayayım diye dilediğim o duada ben de varım en nihayetinde ana babası yanında yaşlandığı halde kendini affettiremeyen sevgili Tarık Sufa'nın bir sözüdür diyor ki benim için anne demek işte bir sahur vakti diyelim mutfaktan gelen çatal bıçak sesleridir anne yani o kadar kıymetli şeyi söylemiştim hocam çocukluğunda annesi tarafından seni ayağımın altına alırım Sözünü duymamış kişilerin çocukluğu eksik kalmıştır diye. Çünkü anne böyle yapmak suretiyle... Seni bizi, cennete alıyor. Evet fiziken çiğnemekten bahsetmiyor. Cennetin kestirme yolunu tarif ediyor bize. <laughs> Cennetin kestirme yolun neresi? Seni ayağımın altına alırım sözü kestirmedir. Tabii, tabii, ya. Git oraya yapış. Yani onunla beraber. E <laughs> yani bunun içerisinde... Bir de bu annelerin attığı terlikler tam isabet eder. Hocam başka odada bile olsanız. <laughs> yani... Adeta güdümlü mermi gibi gider. evet. İddia ediyorum. Başka odada olun. Anne salondan terliği fırlatsın. O bumerang gibi dönüp mutlaka bizi bulur. Allah o terliği de eksik etmesin. Onu tamam. atan eli de eksik etmesin. Ee, Ve Alsın abi. ayaklarının altına. <laughs> evet. Şimdi e, hocamın aktardıkları, anlattıkları neresinden tutunursak tüme varım dediğimiz hadise. Evet. Bir yerinden tutunsak Ramazan bunun fırsatı. Evet. Çorap söküğü gibi ama buradaki sökük bitmeye, pörsümeye değil. İpin ucunu yakaladığımız zaman anlattıklarınızın sadece bir tanesinden. On şık söylüyorsanız tüme varımla beraber kurtuluşumuza sebep büyük bir vesile, büyük evet. bir imkan. Evet. Ve sadece bizim de değil. Öyle bir şey ki işte ikram etmek bizim ve onun kurtul önce bizim kurtuluşumuza sebep. Hocam şimdi Ramazan'da özellikle bir defa e, fitresi midir verilen evet. fitre? Bunu son güne bırakmamak. İyi olur. Son ana bırakmamak. Çünkü İyi olur. ihtiyaca binaen madem Tabi kendimize yardım ediyoruz. Yardım edenin değil edilenin ihtiyacıdırdan. Biraz devam edebilir evet. miyiz hocam? Evet. Yardım edenin değil edilenin ihtiyacıdır. Yardım ettiğiniz kişiye verdiğiniz nedir? Neticede zaten küçük bir miktardan bahsediyoruz. Büyüğü kim versin nerede yani? Eskilerden biri demiş ki ne güzeldi demiş o da eskilerden bahsediyor. Eskiden ne güzeldi demiş. Fakiri gözetirlerdi falan merhamet vardı. Bunu istiyor musun demiş dinleyen kişi. Evet demiş. E, etrafında fakir var. Yap öyleyse. Evet. Yani bir iyiliği özlediğini söylüyorsun. Ama bunu sana ilişen kısmına neden hiç bakmıyorsun. Madem öyle yaşa ve yaşat. Verdiğin genellikle az bir şeydir normali odur. Bir öğün yemektir, iki öğün yemektir. Neyse bir elbise alır iyi kötüsünden. Fayda bununla sınırlı. Ama senin için öyle değil. İbadetinin kabul şartı. Geçerlilik belgesi. Sana huzur bahşedecek olan, malının kirini temizleyecek olan, ayrıca emre itaat etmiş. Sana emir var, ver diye de ona yok al diye. O almayabilir. Bundan sorumlu olmaz sen Bana veremezsin. yardım et diye emretti Allah Ama, Ama ona ona yardım edilene al diye emretmedi, eline, al diye o, emretmedi. Muha o muhayyer He. Paşa gönlü isterse Paşa gönlü isterse Öyle kişilerle karşılaşırsınız ki Almaz e Ne olduğunuzu bilemezsiniz Zannediyorsunuz ki sen herkesin eline bakıyor Pek de öyle değil yani Vermek Ruhu besler Almak bedeni Almak ruhun gıdası, almak bedenin gıdası, vermek ruhun gıdası. Ve senin ruhunu besleme ihtiyacın var. Çünkü beden toprak olacaktır. Müddeti sınırlıdır. Vazifesi bitmek üzeredir. Çok gelişmiş olmasının ne değeri vardır toprak olacaktır. Ruh yola çıkacaktır. <laughs> Gıdayı ruhu ver. Kir rehberi miracı ulvidir. Hemişe fikri tamiri beden padergil olmaktır. Kendiliğinden beytin yeri geliyor da söylüyorum. Yani Şeyh Galip merhumun ruhunun gıdasını ver. Onu besle. Çünkü yola o çıkacak. Yolculuğu o yapacak. Enerji ona lazım. Onun deposunu doldur. Bedene takılı kalmak ve onun arzularıyla sınırlı yaşamak ise ayağı çamura çakılı eşek gibi yolda kalmak demektir. Debelenir kalırsın diyor. Bedenini besliyorsun, ruhunu ihmal ediyorsun. E bedenin hayatı bitti, yolculuğu bitti. Yaptığın bütün yatırım boşa gitti, toprak oldu. Ruhun ise aç kaldı. Gıdasız kaldı, zayıf kaldı. Kendine bu fenalığı yapma. Yani vermek ruhu beslediği için elbette verenin ihtiyacı çok daha büyük. Bire bin gibi, bire milyon gibi yani. Çok daha büyük. Hem sorumlusun, azaptan kurtulmak, ibadetinin kabulü, Şar, buna bağlı bir şartı yerine getiriyorsun. Hem besliyorsun, ruhu besliyorsun. Asıl onun gıdaya ihtiyacı var ve gıdası bu. Verdiğin kişi ise bir öğün yemek yiyor. Veya bir faturasını ödüyor. Üstüne bir şey alıyor. Yani, bir o kadar. şey alıyor. Hepsi bu işte yani. Bir gömlek aldı tamam. Küçümsemiyorum önemli. insan acizdir. Ona ihtiyacı varsa önemlidir. Ama o kadar. Altı üstü belli. Hocam. Zekatınızı fakirlere yalvara yalvara veriniz Denilmesi bundan Zekatınızı fakirlere yalvara yalvara veriniz Bize bir hayat sunan tabii, bir şeydir aslında Tabii. Muhtaç olan sensin evet. O almayabilir Yani doğru yere vermiş olmak Allah razı olsun. Duasını alacağın birisi olması ayrıca Yani Yalvara yalvara ver Senin ihtiyacın var bu büyük bir kazançtır ve insanın kibrini kırmak bakımından da belki burada bir şeye daha dikkat çekmek yerinde olabilir. Nafile olarak verilen sadakaları gizlemek eftaldir, iyidir, yerindedir. Sağ elinin verdiğini sol elini bilmesin tam doğrudur da farz olan zekatı verirken öyle davranmaya gerek yok hatta doğru da değil. Farz çünkü ya bir emri yerine getiriyorsun açıktan açığa. Fakiri ezmemek şartıyla tabii. Tüm yani, farz ibadetler için bunu söyleyebilir miyiz? Hocam? Namaz da öyle yani. Evet. Mesela uzlete çekilen toplumdan uzak yaşayan hani bir banevi terbiye usulü olarak kişiye cemaati terk etme ama denir yani. Çekilmek demek kötüden uzletet, iyi'den değil. Yani çekil ama e farz cemaate devam etmeyen de tersinden bir riya içindedir diyor Abdülhakim Efendi. Yani tersinden bir riya içindedir. Onu terk etmek O aleni yani olmalı ama nafile gece teheccüd kılıyorsan bunu anlatma canım. <laughs> ya gizli orada gizlilik makbul. Zekatta da, sadakada da böyle. Farz olan zekatı verirken verdiğin bilinsin. Teşvik olur, ikaz olur. Unutan varsa, ihmal eden varsa aklına gelir, iyi olur. Bir emre yapıyorsun çünkü. Devlet memuru mesaisine giderken riyam etmiş oluyor. Görevini yapıyor. Vazifesini ya. yapıyor ya bunda bir şey yok ki fazilet değil ki bu yani. Görevi yapması gerekiyor zaten. Şöyle anlayabilir miyiz hocam? Doğru mu anlıyorum? Bir elim verdiğin diğerini görmemesi yani yardım ettiğimiz insanı rencide... O önemli işte. O başka yani. o bir şey ama o etmemek, mesela kültürümüzde bizim kapılarına bırakılan... Bırakma usulü vardır. vardır. Ama evet. yardım ettiğimi, farzı yerine getirirken başkaları görsün. Ha, verdiğim o, kişinin görmemesi. Evet. Belki. Tabii mühim olan onun ezilmemesi. Ama başkaları ha. görsün, bilsin. Bunu ilan etmek, hissettirmek belli etmek Zekatımız bu sene, zekatımızda ayırdık. Gayet güzel. Yani allah Teala'nın bir emrini yerine Diri tutmaktır yani. bu yani. İlan etmektir. Rabbim emretti de zekattan bahsediyorum. Yoksa ben ne bileyim bunu yani. Rabbim emretti. Enteresan da bir şey değil mi? 46'nın var. Birini ver diyor. 39 sana kalsın. Sana kalsın ya 39'u. Doymaz senin gözün hani. <laughs> birini ya. Yani. Biliyorum doymaz senin gözün. Biliyorum doymazsın. <laughs> Birisi, birini ver de kendini kurtar ya. Bu nedir ya? Bu bu nedir bu kadar ya? Bizi imtihan ettiği yer kırkı değil de hocam biri yani. Emir şöyle olsaydı 39'unu ver biri kalsın. Kim ne diyebilirdi? Mülk i̇şte. onundur. Dilediği gibi emreder. Burada çok açık bir şekilde ancak bir yerde acından ölen biri varsa zekatını ödemeyen bir de adam varsa bir kişi varsa katil hükmündedir. Onun katilidir. Böyle yargılanır. Yani, sorumludur değil, sorumludur. değil mi? Sorumludur. Acından öldü. Sen zekatını verdin mi vermedin mi arkadaş? Ben kulumun canını dilediğim zaman dilediğim şekilde alırım. Ve Ancak, zekatı da ona ya da bir başkasını yani sen zekatını verdin mi sorum? Dilek ona verip vermemiş olman da. Bir üstattan film yapımcısı, yönetmen ve senarist yapımcı yani şimdi isim vermeyeyim. Kendisi gücenebilir isim verirsem. Ama zaten sözün gelişinden bilen bilecektir. Ben şöyle yapıyorum hesabımı dedi. Mesela şöyle bir iş yapacağım. Bundan 3 kazanacağım. Kazanacağım o 3 ile şöyle bir iş yapacağım. Hayırlı, güzel bir iş yapacağım. Şeklinde düşünmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü o anda bana Ecel vakiyi olursa bana şu sorulacaktır: Ne ile meşguldün? Dünyada senin ruhun kabz ne iş üzerindeydin? Ya Rabbi şu işe yapıyordum, kazancından şunu yapacaktım. Ben istediğim kuluma hidayeti sebepli sebepsiz veririm. Her kuluma evliya yapmak istersem de yaparım. Sen ne yapıyordun? Yani o üçle ne yapıyordun? 3'ü 300 üç yaptıktan sonra şunu yapacaktım diyorsun da onu sormuyorum. ile ne yaptın? 20 altının zekatı kaç? 20 buçuk altın diyen. Mi? <laughs> tabii o, o ayrı bir husus tabii. Ha. Ben diyor şu anda ne yapabiliyorsam ona bakıyorum diyor yani. Hmm. Çünkü bunun hesabını vereceğim. Şu anda gelebilir mi emanetçi? Gelebilir. Gelebilir. Canım şu anda canı canan dilemiş. Vermemek olmaz zeydil ne niza ile yelim ol ne senindir ne benim. O anda ya Rabbi senin rızan istikametinde şunu yapıyordum. Ha cevap bu işte. Cevap bu. Ha. Bugün elinde bulunan üçün üçte birini vermiyorken yarın üç milyon olursa üçte birini vereceğim sözün beyhudedir. Kendini kandırmaktır. Sen şu anda ne yaptığına bir bak bakalım. O 3 bin olursa onu da o zaman yaparsın. 3 milyon olunca o zaman yaparsın. Ama kendine karşı da bir kendini tanımak için bir fırsattır. Şu anda elini cebine bir at bakalım. <laughs> Arkadaşına demiş ki seni o kadar çok seviyorum ki iki arabam olsa biri senin, iki villam olsa biri senin, iki servetim <laughs> olsa biri senin, iki tavuğum olsa birini vermem. <laughs> Niye? Var demiş <laughs> o. O yani. var tavuk var. <gülüyor> <gülüyor> o çünkü dediğiniz, <laughs> o var çünkü. E, hocam bize şunu çok anlattılar birçok derste. İnsan ihtiyaçları sınırsız, kaynaklar sınırlı dediler. 11. ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif. Bunu destekler mi? Bunu çürütür mü? Bunu nakz eder. Bütün iktisat kitaplarında, liselerde, evet. üniversitelerde ilk cümle budur. İktisat nedir diye başlar tabii ön söz anlatacaktır. Öyle ya bir ders başlıyor. Ne okuyacağız? Tanım hiç değişmez. Sınırsız ihtiyaçları sınırlı kaynaklarla karşılama disiplinidir, ilmidir, sanatıdır bilmem ne. Şimdi tartışmaya kapalı bir biçimde ifade ediliyor. Düşünmeden kabule zorluyor insanı. İhtiyaçların sınırsız diyor hemşerim. Bak bunu bil diyor. Ondan sonra konuşalım. Sen de düşünmeden geçiyorsun tabii öyle ya. Tamam diyor. Yani, tamam adam basmış yani yanlış mı söyleyecek? Kitaba basmış yani. <laughs> bir dakika dur bakalım şimdi. Orada bir duralım yani. Orada kal. Benim hangi ihtiyacım sınırsız ki? Yani yeterli tecrübemiz herhalde oluştu artık. Bu kısa ömürde. Yeme mi? Hayır, sınırsız değil. En çok acıktığımda ne yediğimi ben görüyorum. Ayarı kaçırmazsam, miktar belli, kaçırsan da belli. İşte onun biraz daha fazlası. Giyim, ne kadar ihtiyacın olabilir ki yani? Bir takım elbise, hadi iki, hadi dört, ne yani? Ne yapacaksın yani? Bineceğim bir araç lazım olabilir tamam bu aracın 100 liralığı da var 100 bin liralığı da var tamam o veya bu sosyal durumuna göre bitti konaklayacağım ev filan falan ha belli ki sınır var burada bir sınır var neden var hayatın kendisi sınırlıyken ihtiyacım nasıl sınırsız olur ya böyle Allah bir şey olabilir mi hayatın kendisi sınırlıyken insanın ihtiyaçları nasıl sınırsız Mümkün olsun böyle bir şey olabilir muhalledir akla aykırıdır mekanım dar, zamanım dar, sınırlı. Yani dünya dediğinin tamamı ne ki zaten yani. Önünü açmışlar dünya haritasını da Yavuz Sultan Selim merhumun. Hepsi bu mu demiş. <laughs> ben de bir şey zannediyordum demiş ya. Bir sultana fazla gelir ama iki sultana da az gelir demiş yani. Bu dünya dünya böyle bir yer. Mekanı dar yani. E zamanı da sınırlı. Ölüme kadar devam ediyor. Ve bizi dinleyenler, konuşanlar falan işte görüştüklerimizin Ömrü ne kadar olabilir? Adi tut. ben 100 yaşında kişi bugüne kadar 3 kişi ya gördüm ya görmedim. O halde sınırsız olan şey ihtiyaçlar değil. Ama sınırsız olan bir şey var istekler. Ha. Nefsin ihtiyacı sınırlıdır ama isteği sınırsızdır. Ve çizgi tam buradadır işte. İhtiyacını ver nefsin evlenecektir. Isınmak ister soğukta. <laughs> Serinlemek ister sıcakta. Acıkınca yemek ister. Uyumak ister. <laughs> uyumak ister. Üstüne bir şey örtmek ister. Üşür yoksa filan falan. Belli işte bunlar ihtiyaçları. Bunları ver. Vermemek zulüm olur. Haksızlık etme nefsine. Tamam. Ama doyduktan sonra da yemek ister. Helal varken harama gitmek ister. Gayet güzel evi varken bilmem ne ister, başka evler ister. Rezidans ister, villa ister, villa yetmez, öbür villa ister. Sınırsız yani, onun sonu yok. Onun gözünü toprak doyurur. İhtiyac ile isteğin sınırını ayırt etmeye denir din. Din odur. Nefsinin isteğini verme, ihtiyacını ver. İktisat ilminin daha başında böyle bir yanlışla başladığımız için hep öyle zannediyoruz ömrümüz boyunca. Düşünmeden kabule zorlayan değer hükümleri hep irkiltir beni. Bir dakika derim. Bir dakika acele etme yani. Öyle mi acaba gerçekten? Değişmeyen tek şey değişim diyor ya mesela. Abi şüpheliyim bir dakika ya. Değişmeyecek şeyler de var ya. Asıl mesele değişmesi gerekenle değişmemesi gerekeni bilmektir ya. Bir ayrım yapmak. değilim. ayrımdan, tefrikten ibarettir. Yani böyle düz geçen yani düşünmeden baskıyla Jacoben bir tutumla faşizan bir baskıyla kabule zorlayan hükümler bunlar. Kül yutmamak lazım. Elhasıl insanın ihtiyacı sınırsız değil. Abartmayalım. Bu senin mizacına göre, meşrebine göre, aldığın eğitime, ahlakına göre, hedeflerine göre sınırları biraz ileri geri gidebilir ama neticede bir yerde biter. Sınırsız sonsuz haşa değildir. Öyle kabul edildiği zaman zaten bir sürü hastalığın önü açılıyor. Bugün kullandığımız, satın aldığımız, yatırım yaptığımız, senetleri imzaladığımız birçok şeye bakmalı acaba bunu ben mi alıyorum? Şeytan mı aldırıyor? Ben mi aldırıyorum? Şeytan mı aldırıyor? Bazen olur ki hiç ihtiyacın olmayan şeyler senin ihtiyacınmış gibi sırf reklam gücüyle tanıtımla gözünü açıyorsun bilmem ne bakıyorsun gazetede var kitapta var filmde var ilk anda bir yadırgıyorsun ya bu adam mesela bir ev teklif ediyor sana jacuzzi'si var bilmem nesi var <laughs> sonuçta evde oturuyorsun fitnesi aslında fitnesi var sen gayet rahat bir yerde oturuyorsun huzurunda <laughs> yerinde ama ya bak İlk anda dikkate almıyorsun tabii. Tamam. Sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. Acaba bir baksak mı? Hani birinci etap bittik, ikinci etap sizi bekliyor falan diye bir şeyler oluyor. Bir süre sonra kendini senetleri imzalarken buluyorsun. Ve sen... ...sana lazım olmayan şeyler için ömrünü harcıyorsun aslında, farkında değilsin. Hadi biraz daha dikkatimizi derinleştirelim, keskinleştirelim. Harcama yaptığımız veya... Ee, üzerinde durduğumuz şeyler bize ne kadar lazım gerçekten lazım mı diye şöyle ciddi bir sorgulamadan geçirsek esaslı bir hayat problemiyle karşılaşır tanışırız. Genel kural şu çünkü bizim için değeri ve önemi yüzde yirmi olan şeylere vaktimizin ve nakdimizin yüzde seksenini harcarız. Bizim için önemi yüzde seksen olan şeylere de vaktimizin ve naktimizin %20'si kalır. İnsan bu eğilimde. Bunu düzeltebildiği ölçüde iyi. Yani güzeli 50-50'dir de. Yaklaşabildiği kadar başarılı, huzurlu. Bir durup düşünmek lazım. En zor şeyi söylüyorum. Ya yani bu çağda onu yapmak çok zor ama ya bunu bana dayatıyorlar da acaba lazım mı gerçekten yani? en çok içilen şeylere bak mesela şimdi hiç de lazım olmayan şeyler olmasa daha iyi olacak olan şeyler evet. ama hep oraya gidiyor kaynaklarımız vakit nasıl gidiyor bak farkına varmayız alışınca insan böyle ve kanıksama diye bir şey bir hastalık oluyor ABM'ye giriyor 4 saatte çıkamıyor mesela 4 saat ya ne yapar insan 4 saat bir binada böyle Sadece sana bir şeyler satılmak istenen bir bina bu yani. Hiç insani değil. Orada rahat ve huzurlu değilsin. Öyle iki lafı üst üste koyma imkanın da pek yoktur. Yani yanındaki eşine sözünü duyuramazsın. Orada sadece alışveriş yapılır. Girerken hiç hesap etmediğin birçok şey almış çıkmış bulursun kendini. E bu nedir? Kaynaklarını azalttın, borca girdin, sıkıntı, efendim... Aldıklarını koymak ayrı bir sıkıntı. <laughs> Evlerimizde bizden ziyade eşya oturuyor <laughs> ve kirayı biz ödüyoruz ama e, mobilya oturuyor. Mobilyalara dönüp baksak zaten kendimize güleriz ya. Hiç lazım olmayan bir şeyler böyle jalaskarla, vinçle zor gelir duruyor. Ne işe yarıyor bu Allah aşkına? bu Burayı işgal etmiş yani. 30 sene orada duruyor. Hiçbir işe yaramıyor. Ha bir de yasak biliyor musun? Gümüşlük falan bunlar. Böyle çok ağır hacimli şeyler oluyor. Açmak yasak. İçindekilere dokunmak yok. Kullanacak değilsin. Niye duruyor ya? Seccale selecek yeri yok. Dizini bir sehpaya çarpmadan hareket edemiyorsun odanın içinde. Velhasıl ihtiyaç nedir? İstek nedir? Güzel bir sorgulama yapmadan adam gibi düşünüp de <laughs> gaza gelmeyip yani gerçekten lazım so öyle olunca harcamalarımızın bir defa yüzde elli'sinden kurtulacağız çok kolaydır bu aslında yani can sıkmaya gerek yok çok kolaydır mutluluğu temin için Efendimiz Aleyhisselam'ın bir işaretine baksak Sadece. yeter maddiyatta senden geride olana bak maneviyatta ileride olana evin, araban, giydiğin elbise, yediğin, içtiğin gibi hususlarda geri dolana bir bak. Sen arabanı beğenmiyorsun ama ömründe arabası olmamış, yaşlı, ihtiyar, tir tir titriyor, hasta, otobüs bekleyen o çileyi çeken, otobüse de bilet de bulamayan ayrıca bazıları gör yani. Bunlar da insan. Senin ne ayrımın var? Çok bu kabiliyetlisin. Allah kabiliyete göre dağıtsaydı rızkı öküzler aç kalırdı. Yani rızkı dağıtımı öyle olmuyor yani. Öyle olmuyor o takdir meselesi. Kabiliyet size daha çok verebilir yani. Maneviyatta ise ilimde, takvada, güzellikte, ahlakta, manevi güzellikte, ahlakta senden ileride olana bak. Ya sen kendini beğeniyorsun, çok şükür abdestimiz, namazımız var diyorsun falan ama e, o da seninle beraber çıktı yola bak nerelere geldi yani görüyorsun manen hep onu kastediyorum bu takdirde hem dünyayı hem ahireti kurtarır hem dünyada hem ahirette huzurlu olursun İnsanlar genellikle tersini yapar Allah ona bir arabacık lütfetmiştir bir evceyiz vardır e, iki artı birdir oturuyor evinde kimse karışmıyor bununla mutlu olamıyor gözünü dikmiş lüks bir daireye adam nerede oturuyor falan diyor. Bir arabacı var gayet güzel, götürüyor, getiriyor ama pahalı, lüks, dört çeker falan bir araba görmüş birinde, aklı onda. Üstelik şeytan da devrede, onun bazı kusurlarını biliyor, kime ne verdi diyor. Bak, çaktırmadan bak farkında olmadan taksime rızasız, Allah'ın taksimine itiraz halinde aman Allah'ım Allah şikayet olsun. etme hakkı halka her hale rıza göster şikayet etme haktan halka her hale rıza göster. Allah'ın işini kullarına şikayet etme, rıza göster diyor. İnsan bunu bilmeden yapar bazen. Şunum yok, bunum yok, şu eksiğim var filan derken, yakınırken aslında yaptığı nedir? Allahu Teala'yı kullarına şikayet ediyor. Birileriyle konuşurken değil mi evet. Yani Yaptığın işin farkında mısın yani? Allah bana vermedi diyorsun yani şikayet ediyorsun. Peki sen biliyor musun vermemesinin sana nice faydaları var. O sayede nelere kavuştun, nelerden kurtuldun, kurtulmaktasın farkında mısın? Her şeyi bilerek mi konuşuyorsun sen yani? Allah'ın işini mi tart? Ya Allah seni imtihan eder, sen Allah'ı değil. Şikayet etme haktan halka her hale rıza göster derken şair buna işaret ediyor. Yani bu sınırsız başka bir yere de gidiyor aslında o sıkıntı da Hı. sınırsızlık Allah'a mahsus nasıl oluyormuş sınırsız ya yani burada tabi ihtiyaç gerçi de nefsin kendisi sınırlı dünya hayatı sınırlı bugün yarın bitiyor yani ne sınırsız ya? Öğrettiğin, bunu öğretmeye çalıştığın varlığın sınırı var. Evet, yani neticede. Yani insanın... Hadsiz yani böyle bir hadsiz, kibirli bir eğitim tarzından sakınmak lazım durup düşünmek lazım. Boş olmaz. Hiçbir şey tesadüfi değil. Yani böyle subliminal mesajlar hep olur. Yani farkına bile varmayız. Masum bir öğreti gibidir. Değil, değil. Arka planı vardır. Neticede bir inanışı yansıtmaktadır. Bir değerler manzubesinin uzantısıdır. Uyanık olmakta fayda var. Evet. Şimdi ee, ihtiyaçlar Sınırlı olup olmaması, kaynaklar sınırlı olup olmaması. Ramazan e, neyi görmemiz gerektiğine ilişkin bize sınır koyan değil de olması gerekeni hizaya çeken. Ne konuşmamız gerektiğine ilişkin <laughs> hizaya çeken. Ne kadar yiyebilirizi hizaya çeken. Yani bu sınırsız dediğimiz mevzuların tamamını sınırlayan değil. E, hizaya sokan. Hizaya sokan. Haddine aslında. getiren. Evet. Haddini aşan zıddına döner. İnsandaki iki temel ihtiyaç ile bura, şuracıkta bir hususa işaret edebiliriz. İnsan tegaddi, gıdalanma, tenasül, evlenme, çoluk çocuk sahip olma. Biri gıdadan geliyor, biri nesilden geliyor. Kelimeye dikkat. Baştaki te ek. At onu. Gaddi. Gıda. Gıda. Gayın ve dal. Tenasülün tesinat, Nesil. Evet. Üç sesi sarf. Nesil. Yani hayatın devamı için tegaddi lezzeti, neslin devamı için tenasül lezzeti verildi sana. Maksat var yani. Karşı cinse ilgi duyuyorsun. Neden o? Neslin devamı için lazım. Hik, i̇lahi hikmet. Ekmek görünce heyecanlanıyorsun. Ramazan'da en iyi bunu anlarsın. İftara yarım saat kala pidecinin önünden geçerken anlarsın neyin ne olduğunu. <laughs> Ama maksat ne? Hayatın devamı. Yaşamak için yenir yani. Yemek için yaşanmaz. Evet. Nesil devam etsin diye insanda böyle bir arzu vardır yani. Bu arzuyu tatmin etmek için yaşamaz. Her iki arzu da, her iki eğilim de nefisten dolayı doymak bilmeyendir mahiyet arz eder. Doymak bilmez. İnhimak etme. İnhimak etme huzuzata diyor şair ki yani hazlara, zevklere ahmakça eğilip eğilim gösterme. Hududu var. Acıktın, iştahın var, bir şey yeme kabiliyetin ve arzun varsa hayat devam etsin diye var. Mesela şunun hepsini yeme yani. Ölürsün. Hasta olursun. Hastanelik olursun. Gerçi nimet çok kifayetten tecavüz kılma kim? İmtila barı bedendir bir huzur eyler seni. Fuzuli. Gerçi üzüm çok. Ama yeterini aşma. Ağırlık sana hastalık olur, problem olur. Dokunur sana diyor. ...bunu diğer hususada da teşmil edelim şimdi... Evet. ...bende böyle bir kabiliyet var diye... ...zevkli diye... ...nefsin zevkine... ...rahm olup... ...başayıp... ...efendim hudutsuz biçimde... ...sefahete dalarsan... ...sonu felakettir diyor... ...sana verilen her şey gibi bu da... ...bir gayeye matuf... ...sınırlı... Sana evlenme denmiyor ama harama gitme deniyor. İşte mesele bu. Yani ihtiyacın var isteğin var demiştik ya. Örnek burada iyice billurlaştı. Evet. İhtiyacın tamam evleneceksin yani. Hatta hatta bu ortadan kalkarsa insanda bir arıza olursa tedavisi gerekiyor. Ya ne güzel kurtuldum haramma da girmem değil arzu ve ihtiyaç olacak, sıhhat problemi varsa giderilecek ama mayın tarlasına girmeyeceksin, yasağa riayet edeceksin. İstenen bu. Hem tekadde hem tenasül için söylüyorum. İstekle ihtiyacın sınırı mevzu. İyi ki bu faslı açtın. İnhimak etme huzu zata dediği şairin fenni merhumdur bu hep. Deminden beri örneği geçen şairi. Bekliyordum o, hocam ama. ismi geçer diye. Ahmakça eğilim göstermek demek inhimak, akılsızca, kaptırıp gitmek, aklı nakli göz ardı etmek falan demek yani. Mayın tarlasına girersen muhakkak patlar. Şimdi olmasa biraz sonra. Ama patlar yani. Girme işte. Sınırlar belli olmuş. Birisi bana sormuştu. <laughs> ne yapayım hocam bize özel bir nasihatiniz var mı dedi. Konferansta bir buçuk saat anlattık. Çocuk hala meraklı. Özel bir nasihat. Özel. Yani, evet. Var dedim. Emirlere uy yasaklardan kaç dedim. <laughs> i̇şte bu değil midir yani? Emirlere uy yasaklardan kaç. Açılımını bir buçuk saat sahnede anlattık ama madem sen özel istiyorsun da söyleyeyim. Yaş kesen, taş kesen, baş kesen iflah olmaz derler. İlk defa duyduğumda şaşırmıştım. Ne Yaş haydi? kesen, Baş kesen, taş kesen, baş, yaş baş, kesen, taş kesen, baş kesen. kesen iflah, i̇flah olmaz. olmaz. Yaş kesen gözyaşları kesilmiş, ağlamayan demek. Taş kesen merhametsizleşmiş, kalbi taş olmuş demek. Baş kesen secdeden uzak kalmış kişi demek. Ağlamayan, merhameti olmayan, secde etmeyen iflah olmaz diyor yani. Özlü nasihatler böyle yapılır. Eskilerin adeti. En iyisini sen biliyorsun. Sizin oralarda bol bu, bu şekilde üslup efendim. Allah göz pınarları kuruyan merhamet fukaralarından etmesin. Amin. Bu husus anlatılırken madem nefis hep kötü şeyler ister, hep insanı helake götürecek, azaba düşürecek şeyler ister. Olmasaydı olmaz mıydı nefs? Rahat ederdik gibi bir sual gelmiş vaktiyle. Cevabı çok parlak. Allahu Teala'nın yarattığı her şeyde hem rahmet hem gazap sıfatı tecelli eder. Üç örnek vermiş. Cam. Olmasaydı ne yapardık bina inşa ederken? İçeri ışık girecek, rüzgar girmeyecek. Başka bir madde bunu yapamıyor. Cam yapıyor. Işığı eksiksiz aldığı gibi rüzgarı almıyor. Hem kapatıyor hem açık. O kadar faydalı yani. İyi ki var yani. E fakat elini içine sokarsan ne oluyor? Öldürüyor seni. Evet. Kanrevan oluyor ortalık. Elektrik olmasa yandık. Geceler ne yapardık falan. Ama yapışırsan öldürüyor. Orada hayat, dokununca ölüm. Su hayat ona bağlı ve cealna minel ma'i kulli şeyin hay. Her şey suyla yaşar. Ayeti kerimeyle sabit. Ama başını içine sokarsan boğuluyorsun. Ölüyorsun, yani. Ölüyorsun. Ateş olmasa pişiremezsin, ısıtamazsın. Kışı nasıl geçireceksin falan. İçine girersen yanıyorsun. Nefis de böyledir. Sınıra uygun kullanılınca hayat ve nesil devam eder. Medeniyet devam eder. Yoksa kim yapar bu kadar iş, bu kadar nefis olmasa? Kim uğraşacak bunlarla? <laughs> <laughs> Ama hududuna riayet edilmezse helak eder. Bu bütün yarattıkların, Cenab-ı Hakk'ın bütün yarattıklarında bu hali görmek mümkün. Nefis çok büyük faydalar için yaratılmıştır. Büyük hikmetler vardır. Yerinde oldukça, hududunda kaldıkça, her şey gibi. <laughs> Bize e, anlattıklarınız e, Birçokta not almaya çalışıyorum kendimce. İnhimak e, inhimak gibi. İnhimak. Efendim hocam? İnhimak. İnhimak. Evet doğru yazmış. Muhakkak Lugat'a bakacağız. Kesinlikle. Ne demişler biliyor musun? Tanımadığın bir kelimeyle karşılaşınca bir Lugat'a bak. Evet. Tanıdığın bir kelimeyle karşılaşırsan birkaç Lugat'a bak. <gülüyor> <gülüyor> Ölçüsü o. <oldu. gülüyor> Uçağa biniyoruz. İşte dergiler karıştırıyoruz. Uçak kazaları mesela. var diye uçak olmasın mı? Yani bu da evet. Şimdi uçak kazaları var. Evet. Ee, sevgili Bekir'in de oradaki e, şeyi çok da geçerliliğini yitiriyor burada. Bekir Develi'ye tekrar selam olsun. Çok andık ortak sevdiğimizdir aynı zamanda. Yahu Allah insanın uçmasını isteseydi kanat, kanat verirdi mi? diyor. Demek ki bu yüzden uçağa binmiyor sevgili evet. Bekir. Mesela bizim karşımızda çok çıkar. Ee, diyor ki ölmeden önce gidilecek 10 yer. Evet önmeden önce yapılacak şu kadar yer vesaire falan totalini çıkarıyorum. Kendimce bakıyorum kıymetli hocamın aktardıklarından ölmeden önce gidilecek en güzel yer insanın kendisidir. Kendine gelen gidecek başka bir yer aramaz. Kendimize gelmektir bunun adı. Az önce baş kesen demişlerdi. Başı secdeye gitmeyen hani başımı ellerimin arasına alıp düşünmek dediğimiz hadise de başımızı ellerimizin arasına alabileceğimiz en kıymetli yer bize kıymet katan yer secdedir. Başımızı ancak ellerimizin arasında o zaman aldığımızda e, bu kıymete kavuşabiliyoruz. Yani kıymet bulabiliyoruz. 11 ayın sultanı Ramazanı e, Ramazan-ı Şerif kavuşmak ayrı nimet, idrak edenlerden olabilmek için çaba sarf etmek bile ayrı nimet çünkü bilemiyoruz. Yani bunun neticesinde Evet yaşadık. Bayramla ilgili mesela kıymetli hocam da çok güzel ifade etmişti. Bayramınız kutlu olsun demişler. Bizim bayramımız 30 gündü ve geçti diye cevap bayram, vermiş. Ramazan <laughs> bayram Ramazan'ın kendisi. Bayram Ramazan'ın kendisi. Affedersiniz. Ee, köy yerlerinde Ramazan bayram, öz, özür <laughs> diliyorum bayram namazlarından hemen sonra kabristan ziyaretleri gerçekleştirirdik. Kendi çocuk aklımla herhalde şöyle oluyor derdim buna. E, bugün size bayram. E, ölçülerince mutlu olun, eğlenin ama dönüp dolaşacağınız geleceğiniz yer burasıdır. Burayı da unutmayın. Bayramın saatler itibariyle size başladığı anda da kabristanda bu yüzden bulunun diye büyüklerimizi ziyaret etmiş olurduk. Tam da içerisindeyiz. Hani izlediğimiz güzel bir manzaranın içinde olmak gibi. Derler ya böyle hocamın da ifade ettiği böyle yakışıklı cümleler var. E, dilediğimiz o duanın kendimizi içinde bulmak gibi. Ramazan-ı Şerif işte topyekun bizi ee, insan kılacak olan özür diliyorum hocam insan kılacak olan o rahmet mevsimin tam da içindeyken bunun farkına varmak kendimizi fark ettiğimiz yerden kendimizi fark etmek adına aslında fark <laughs> etmek durduk ama kendimizi fark etmek doğru okumak bunların tamamını kıymetli abime büyüğümüze programlarımız içerisinde ne açısından sormaya gayret edeceğim hocam Allah razı olsun amin cümlemizden çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Eksik ederim olun. sağ olun aktardıklarınız paylaştıklarınız olun. için çoluk çocuğunuzla evladu eyalinizle diye çok da sevdiğim bir cümledir evladu eyal sevdiklerinizle kıymetli değerli güzel dakikalar güzel sahurlar güzel iftarlarınız olsun bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun Vakıf Katılım Hayati inançla iftar Saatini sundu